Sanat yaşamdır. Yaşamın bütün renkleri, bütün sesleri, bütün izleri, bütün dokusu sanat aşkına. Yaşamı fırçasıyla tuvale, kalemiyle sayfalara döken Kudret Sönmez'le sanatı konuşuyor, sanatı yaşıyoruz. Sanat üstadı konuklarıyla. Elbette sanat aşkına. Sanat aşkına. Duydunuz huzurun, müziğinin sesini ve efendim sanat aşkına programının artık başladığının resmidir, başladığının müziğidir. Forrest Gump'ın film müziği. Tüyler havada uçuşuyordur şu an farkındaysanız eğer. Bugün programımızın bir özelliği olacak, güzelliği olacak da diyebiliriz. Bugün birbirimizi ağırlayacağız. Bugün sanat aşkına programımızda konuğumuz Kudret Sönmez. Ve konuğumuz ben Deniz Emrah Yavuz. Hoş geldiniz Kudret Bey. Siz de hoş geldiniz. Bey. Hoş bulduk. Emrah Bey. Emrah Bey. Beyefendi nereden çıktı? Bugün birbirimizi ağırlayacağız. Evet. Öyle, dostlar. Öyle olacak. Evet. Bir değişiklik olsun. Bir değişiklik olsun diye. Evet. Körler sağırlar birbirini ağırlar. Ağırlar. Aklımdan o geçiyordu. Evet. Bugün böyle bir değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Hastalık vurdu bugün programımızı. Evet. İlk başta bir nöbet vurdu doktorumuzu. Evet. Doktorumuz konuk olacaktı. Bizlerle yine şarkılar ve hikayelerini paylaşacaktı. Doktor Selçuk Akkesu, evet. Halk Sağlığı Merkezi'nde Adana'da görev yapıyor. Çok yoğun bir temposu var. Diğer doktor arkadaş, yani aynı yerde görev yaptı diğer doktor arkadaş da izin alınca zorunlu olarak o tek başına kaldı, izin alıp gelemedi. Onun için biz baş başa kaldık Emrah'cığım ama evet. Konuşacak çok şey var. Elbette. Yani konuşacak sanata dair konuşacak çok şey bulabiliriz biz yine. Çünkü pazar günleri alıştık, bayağı antrenmanlıyız. Pazar günden antrenmanlısın, doğru. Evet. Nursel Hanım konuk olacaktı, yine bir ressam arkadaşımız. İşte o rahatsızlandı, gelemedi. Evet. Ben rahatsızdım, yeni yeni atlatıyorum, sen sanki rahatsız oluyor gibisin. Ben şimdi bugün biraz böyle sanki sulanmaya başladım. Hani böyle şeyde soğuk algınlığın sulanması, söylemeyeyim yani detaya girmeyeyim. Yani burnumda yana falan. Evet, bir hareket hissediyorum ama onlar gelip geçti, halsizlik yok. Fakat ben 15 gün çok, 15-20 gün çok çektim. Ya yani titriyordum, iyileşiyordum, tekrar hastalanıyordum. Hayat zehir gibiydi. İlaçlar alıyordum. Sonuçta atlattık. Şimdilik atlattık tabii ama tekrar olabilir her zaman yani, için dikkatli evet, olmak devam lazım. Devam ediyor maalesef. Virüsler havada uçuşuyor. Onun için çok dikkatli olmak lazım diyorum ben. Adana fazla... havası beni korkuttu gerçekten. Bak mesela şimdi terliyoruz. Evet. Hava sıcak ama bir iki saat önce biz şeydik, neydik? Donuyorduk, üşüyorduk. Titriyorduk, evet. Kesinlikle. Bu arada fotoğraf çok... Ah, fotoğraf da çok güzel çıkmışım. İlk defa bir fotoğrafımı beğendim. Tamam, ben bunu 50 yıl kullanırım artık. Sevgili Caner'e teşekkür ediyorum. Ve sevgili senin makinene de teşekkür ediyorum. Facebook'ta birer düşman çatlatırcasına poz verdik. Daha program başlamadan evet, bugün biz varız, tek tabancayız. Evet. Konuklarımıza nazir olsun. Biz tek tabancayız, belki de hani çifte tabancalı kovboylar gibi iki de olabilir. Fakat her birimiz pek çok kişi edebiliriz şu anlamda, yani övülmek anlamında söylemiyorum onu. Yani çevremizdekilerle, iletişimlerimizle, sanat dostlarıyla bir çevre edindik. Evet. Evet, çevremiz var, tanıdıklarımız, dostlarımız var. Onların etkinlikleri, onların faaliyetleri, onların yaptıkları, geliştirdikleri ve hayata sundukları bizim için birer donanımdır. Onları bilmek bizler için birer donanımdır. Onun için tek tabanca sayılmıyoruz. Yani çift tabancayız. En tabii, azından mermimiz de bol. Mermimiz de bol. Evet.
Sanat fırlatıyoruz efendim. Evet. Renk hiç fırlatıyoruz. Gül atıyoruz. O, kesinlikle öyle. O mermilerin her biri güllerden oluşuyor, çiçeklerden oluşuyor. Can Yakmaz dikenini de temizledik. Kesinlikle Can Yakmaz hayat verir hatta. Hayat verir, evet. Yani dikenleri de yok o güllerin. Evet, rahat evet olabilirler dinleyicilerimiz. Şimdi bu haftanın ve önümüzdeki günlerde, önümüzdeki günlerin sanatsal aktivitelerin paylaşımını senden rica edeceğim, ama onun öncesinde bugün senin profiline de baktığımız zaman geçen yıl bugünlerde neler olmuş, buna dair bir paylaşımda bulunmuşsun. Geçen yıl bugün Budu Hepa Bilim Sanat Başarı Onur Ödülleri sahiplerini buldu demişsin ve o ödüllerden bir tanesi de sana gitmiş. Evet. Bu ödülü aldığında da programımıza konuk olmuştun hatırlıyorum. Muhtemelen Radyo Dergisi'ydi. Ya telefonla, işte yaşlılıktan hatırlamıyorum ama doğru, muhtemelen telefon bağlantısıyla evet, bu anı bizimle paylaşmıştık. Konuşmuşuzdur, evet. Şimdi Budu Hepa kimdi? Ve bu Bilim Sanat Başarı Onur Ödülleri'nde senin rolün neydi? Bu konu hakkında bir bilgini alabilir miyim? Şimdi sanat kısmında ben vardım o ödülün, Adana'ya sanat hizmet eden. Evet evet, biz bu konuyu konuşmuştuk, şimdi sözler aklıma gelince. Değil mi? O da aklıma geldi. Neydi? Şimdi Çukurova Kültür ve Sanat Derneği ve Adana Ressamlar Derneği o ortaklaşa beni seçmişler bu sene. O sene geçtiğimiz yıl. 2016'da. Evet. Bana bir ödül sundular. Budu Hepa işte bu yörede yaşamış bir kraliçe. Evet. İşte tarihin ilk antlaşmasını yapmış ve imza atmış, mürünü bulmuş kadın. Hatırlıyorum, evet. Kadeş miydi? Kadeş. Kadeş. Onun prototipi de şeyde görülebilir. 75. yıl sanat galerisinin girişinde vardır. Eğer merak edenler varsa, o anlaşmanın, yani taş üzerine yapılmış bir anlaşma. Var, evet. Evet. Onu 75. yıl sanat galerisinin, Adana'daki 75. yıl sanat galerisinin sol tarafında görebilirler. Orada bir birebir ölçüde kopyası vardır. Büyük bir değer aslında, tarihsel önemi çok fazla. Bu bir ilk, bir anlaşma, yazılı ilk anlaşma ve o yazılı anlaşmanın metni, taş üzerindeki o metni Adana'da. Evet. Ve o anlaşmanın taraflarından bir tanesi de Adanalı. Yani tabiri caizse Çukurovalı. Çünkü bu bölgede yetişmiş. Evet. Adanalı demeyelim de, evet, ne diyelim. İlk Adanalılardan. Evet. Yani tarih bilgim de zayıftır. Bazı konularda yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Fakat genel bilgi, genel kanı böyle. Fakat tarihteki her şey de tam anlamıyla kanıtlanmış da değil. Yani bu arada da bir şey, bir esneklik bırakalım kendimize. Hatalarımızı bir yanlışlık yapacak olursak, söyleyecek olursak. Şimdi o ödülü bana verdiler. O ödülü kimlerle almıştım hatırlamaya çalışıyorum. Atatürk'ün Adana'ya geldiğinde bir fotoğrafı vardır. Bir sınıfa girmiştir. Sınıfta yanında bir kız çocuğu vardır, önlüklü. Bilgilerimi tazelemek için internete bakıyorum. Evet, ben internetten sen giriyorsun hemen. Şimdi o kız öğrenci, Atatürk'ün yanındaki kız öğrenci 90 küsur yaşında. Geçen yıl ona da verdiler benimle beraber. Bu benim için büyük büyük onur. Evet, siyah beyaz bir fotoğraf. Evet. O da Atatürk. Yalnız çok bilindik bir fotoğraf karesi bu. Bu çok birçok etkinlikte, Öğretmenler Günü etkinliğinde kullanıldı. Evet. Çok tanıdık bir yüz. Evet. Evet. Bu Adana'da çekildi fotoğraf. Yani ön planda şöyle tasvir edelim dinleyicilerimizi. Evet. Ön planda kızımız oturuyor. Kızımız diyelim artık yani. Öyle ama, şimdi şu anda büyük annemiz, babaannemiz diyebiliriz. Fakat o zamanlar kızımız ve hemen yanında da Atatürk var ve sınıfta birkaç kişi de görünüyor sanıyorum. Evet, öğrencilerden. Evet. O hanım da çok duygulanarak ödülü alırken anlattı. İşte Atatürk'ün gözlerinin ne kadar güzel olduğunu, yani tavırlarının, davranışlarının ne kadar beyefendici olduğunu anlattı. Gözleri de doldu zaman zaman. Çok
heyecanlıydı. Ödül için de teşekkür etti. Elbette ki edecek. Ama çok mutluydu. Bayağı bir konuşma yapmıştı. İşte ben, sanat anlamında da ben almıştım. İşte yine sanat anlamında Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden Birnur Eraldemir hocamız da ödül aldı. Bunlar benim için onur verici şeyler tabii. Onlarla birlikte o ödülü almak. Bu sene kimlere veriliyor, kimlere verilecek onu bilmiyorum. Henüz bana bir bilgi ulaşmadı. Ne bu zamanlar olması lazım. Çünkü evet. Bir yıl geçti üzerinden. Ya, şey olabilir, bir iki hafta kayma falan yani, olabilir. Hı. Ama şey ödül verilseydi sanıyorum haberim olurdu. Şey yapmadı, öyle bir bilgi gelmedi bana şimdilik. O ödülü aldım. Bana yani çok ödül alan bir insan değilim. Yani mesela Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nden bir ödül alabildim. Çünkü hı hı. Şey yoktu. Benim programımın alternatifi yoktu 8 rengin. Evet. Onun için hala yok. İşte bir başvuru olamadı. Şey yapmadım. Altın Koza'dan bir iki ödül almıştım galiba. Hı hı. İşte Edirne'de falan yani birkaç ödülüm var ama bilmiyorum. Yani insanlar sayıyorlar işte benim 16 tane, 20 tane, 30 tane ödülüm, 40 tane, 50 tane. Evet sayıyorlar ve sayıyorlar. Mutlaka nedir? Raflarına yerleştiriyorlar işte o. Sen de yerleştiriyor musun? Ben yerleştirmedim. Ben vitrine. Ben bir kaldırdım, bir yere koydum. Vitrin yetmez sana. Yani vitrin yetmez bilmiyorum da kız kardeşim almış, temizlemiş, aklamış, paklamış, koymuş şeyler falan duruyor orada. Şey de önemli olan güzel şeyler yapmak diye düşünüyorum ben. Evet. Ödül almak da güzel. Ben onun için Çukurova Güzel Sanatlar Derneği yönetimine Kültür ve Sanat Derneği Güzel Sanatlar diyorum yanlış söylüyorum. Kültür ve Sanat Kültür Derneği'ne ve sanat. Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda o dönem Adana Ressamlar Derneği'nin başkanı olan Hatice Güvel şimdi değil. Fakat o da Çukurova Kültür ve Sanat Derneği'nin yönetim kurulunda olan bir insan. Hı hı. Beni önermişti hizmetlerimden dolayı. Ona da teşekkür ediyorum. Hı hı. Öyle bir durum olmuştu. Evet. Bayağı da ses getirmişti sanat camiasından ve aklımda da kalmış. Zaten Facebook'ta hatırlatmışım. Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir durum değerlendirmesi yapmak istiyorum seninle. Bu arada mesaj geldi. Ali Arda Erdemli bizim eski televizyoncu arkadaşlarımızdan. Biliyorum. Şimdi Ankara'da yaşıyor. Yine aynı mesleği yapıyor. Evet. Bir anlık böyle bir yerel radyo moduna geçip istekte bulunabiliyor muyuz demiş. Bulunamazsın. Şakaya tabii ki. Evet. Sana bir şarkı çalarız biraz sonra. Siz genelde, genelde şakalaşıyordunuz değil mi? Kanal A'da birlikte. Evet evet yine şaka yine nükteden bir arkadaşım çok da severim aynı evet. Zamanda dinliyor çok da hoşuma gitti. Alanda başarılıdır Arda başarılı bir arkadaşımızdır. Kesinlikle. Elbette Arda'dan yıllar geçti görmeyeli onun çok oldu. Çok daha da geliştirmişler ama çok güzel şeyler yapar. Benim bazı jeneriklerimi yapmıştı 8. rengin. Tabii. Evet, çok yani. Başarılı değil ama yine de. Öyle mi? Peki. Şimdi mesaj bekliyorum ondan. Hatta, o yüzden bu lafı hatta söyledim. Hatta kötüydü bile. Kesinlikle kötüydü. Canım o gitsin işini yapsın kesinlikle. Evlendi zaten iyi de yaptı. Çünkü evlendi yani mi? Bu işleri falan bıraksın evlensin çocuk. Hiç evleneceğine inanmıyorum. Ben de ben inanmıyorum. Aradım. Ben hala inanmıyorum. Kendime de inanmıyorum. Belki ben de evlenirim evet. Bilmiyorum. Şimdi geçtiğimiz cumartesiyi pazara bağlayan gece idi sanırım. Adana'da her aralığın ikinci haftasında olduğu gibi bir yine festival düzenlendi. Adana zaten festivaller cenneti oldu. Yani içeriği festival olmasa da her şeye biz festival der olduk. Yemek yani. Festivali, içecek festivali, ayran festivali, gelinlik festivali, festival festivali falan derken bu da imtina ediyorum şimdi onu söylemekten de ayran ve değil
Hayır. Şalgam ve Adana Kebap ve Şalgam Festivali. Kebap ve Şalgam Festivali diye geçiyor. Daha önce başka bir alkol adı geçiyordu. Sonra değiştirildi. Onu da söyleyebiliriz aslında. Hani herhangi bir engel yok. Rakı ve... Öyleydi yani. Ama rakıyla da gitmez ya. Şimdi rakıyla da Adana Kebabı gitmezdi. O yüzden mi ismini değiştirdiler? Gitmezdi herhalde büyüklerimiz. Vallahi bilmiyorum ama şöyle. İnsanları saat 12'den sonra bir araya getiriyor. Özellikle tarihi bölgemiz büyük saat civarındaki kebapçılarda, ciğercilerde insanları bir araya getiriyor. Sıcak bir ortam oluşturuyor. Çok soğukta olacağını düşünmüyorum. Bir sürü ocak yandığına göre tabii. Orada. Evet. Bir de insanların kendi ısısı var zaten. Her insan aşağı yukarı 200 wattlık ampul gücünde ısı üretiyor. Birbirini yani insanlar çoğaldıkça ısı artıyor ister istemez. Öyle bir Adana'nın şeyde. Adana'nın ısısı arttı gece o zaman. Evet. Toplanıyorlar. Ben gitmedim. Hiç gitmedim. Bugüne kadar hiç gitmedin değil mi? Hiç gitmedim. Gider miyim bir gün bilmiyorum. Belki şöyle giderim. İlk çok iyi olduğunu söylediler ama ondan sonrasını bozduğunu söylediler. Zaten ilkini kaçırdığım için diğerine de bu söylenen sözlerden dolayı gitmeme kararı aldım bu yüzden. Ama ilginçtir, bu sene çok renkli geçmiş. Sema Hanım'ın söylediğini, Sema Hanım'ın yalancısı mı onun söylediğine göre. O hani çok beğenmiş, daha az kalabalık, daha bilinçli insanlar, daha az provokatör, hatta hiç provokatör yokmuş. Evet. Ve insanlar... Geçen hani, yıl olmuştu provokasyon. Öyle olmuş, evet. Ama hani derslerini almışlar anladığım kadarıyla. Çünkü Adanalı eğlenmesini de bilir, her şeyi bilir. Yani cevap vermesini de bilir. Cevaplarını da vermişler bir şekilde. Hatta o zaman provoke edenler kendileri de yani o alkolden alan kişilermiş. Alkol ben tanıyorum bazıları. Öyle olduğu söyleniyor. Yani kendilerine gazeteci diyen bir takım provokatörlerin ben zamanlarında hatta çok net açık Facebook profillerinde bile hani bakıldığı zaman çok da ters düştüklerini görebiliyoruz. Evet. Söylemleriyle hani fikriyle zikrinin insanın hele ki gazetecinin bir olması gerekir. Bence de. Neyse biz... Dönelim. Birliğimizi bozmayalım her şeyden elbette. Önce. Elbette. Böyle devam etsin. Evet. Yani sevgimizi, saygımızı, barışa olan inancımızı, huzura olan inancımızı, mutluluğa olan inancımızı ve sanata olan inancımızı... En başta. Evet. Evet. Yitirmeyelim hiçbir zaman. Bu inançlarımızla yolumuza devam edelim. Elbette ilahi güçlere de inanıyoruz onların güçler. Yani dini konulara girmek o çok hassas olduğu için girmek şey, istemiyorum elbette. Yani. Elbette. Yani ben dünyavi şeylerden bahsediyorum bu bahsettiğim şeyler. Aynen biz sevgi, ondan bahsediyoruz saygı. Elbette. Evet. İşte devam edelim yaşamaya mutlu birbirimize saygılı şekilde yaşamaya devam edelim. Çok da tekrar etmenin anlamı yok. Evet, çok teşekkür ediyorum sevgili. Kapanış konuşması gibi oldu çünkü. Ama kapanış değil ama bir ara verelim izninle bir 20 dakikanın sonunda bir araya gidelim nefes alalım. Ardından aktivitelerle sanatsal aktivitelerle dönüş yapalım. Tamam. Sanat aşkına devam edecek. Tamam. Sanat aşkına devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Programımız devam ediyor. Aslında sanat aşkına bugün hayat aşkına oldu bir nevi. Evet. Hayatta ne olup neler bitiyorsa bu bir haftada neler oldu? Sanat aşkına neler oldu? Hayat aşkına neler oluyor? Onu konuşuyoruz seninle. Çünkü bugün birbirimizin konuğuyuz. Evet. Birbirimizi konuk ediyoruz bugün. Evet. Davetli konuğumuz sevgili Doktor Selçuk Akköse de bizi dinliyormuş. Hı hı. Hem bir yandan ilaçlarını yazıyor hastalarına. Bir yandan da bizi dinliyor. Biz de ona selam gönderiyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Umarım nöbeti güzel geçer, iyi geçer. Evet, hastalarına da çok güzel şifalar dağıtır. Onun hastası olmak isterdim. Evet. Yani Allah korusun tabii hasta olmak istemem. Ama gerçi hastayım. O ayrı bir konu ama hasta olacaksam da doktorum Selçuk Bey olsun isterdim. Şimdi yani. Şeyi... Çünkü hayat veriyor. Konuşmalarıyla hayat veriyor. Evet, ben Selçuk Hocam diye hitap ediyorum kendisine. Yani arkadaşlığımız, samimiyetimiz olmasına rağmen şeydir ya, bir arkadaşıyla ya da bir hastasıyla ilgilendiği zaman candan ilgilenir. Yürekten içinden iş olsun diye değil. Hı-hı. Mesela tutamayacağı sözleri vermez. Gider ilaç yardımı da yapar. Tedavi de eder.
Günün 24 saati arkadaşlarının yardımına koşar. O konuda evet iyidir. Keşke şu an aramızda olsaydı. Ama ileride, umarım ileride. Bir sonraki programda eğer nöbeti çıkmazsa geri asker gibi hissetmiştir kendisini nöbet çıktığında. Hay Allah ya yine mi nöbet çıktı falan diye. Çok ilginç. Komplo da kurmuş olabilir yalnız diğer doktor arkadaşım. Bu programa işin şakası. Şaka yapıyoruz tabii ki canım yani herhalde. Popüler olacak demek ki. İzin vermiyoruz ona. Nöbeti çıksa nöbetine ben giderim yine programa çağırırız doktorumuzu. Bu hafta ama kendisinden azadeyiz. Tekrar dinlemeye başladım. İnternet gitmişti diyor Ali Arda Erdemli. Teşekkür ediyoruz. Dinleyenlerimiz bol. Evet. Hem tanıdık hem tanımadık. Ama evet. Sanat dostu ama kendi dostlarımız dinleniyoruz. Evet. Şimdi, bu arada dinleniyoruz. Bir de dinlenebilsek. Dinlenebilsek. Şöyle güzel. Uyuyup bir 12 saat uyuyabilsek daha iyi olur. Sıkıntı mı yaşıyorsun? Dinleme noktasında. Geçen pazartesiye bağlayan gece güzel uyudum. Onun dışında çok yeterli uyuyabildiğimi düşünmüyorum ama olsun. Gene bir şikayetim yok. Evet. O bizim de ortak sorunumuz. Evet. Konulara alıştık. Alıştık, kesinlikle alıştık. Şimdi evet. Haftanın bir özetini yapayım mı? Evet, şimdi ona geçmek istiyorum. Ondan evet. Sonra gene böyle sanatla normal yaşamı ya da yani tek düze giden yaşamı birbirine harmanlayıp söyleyip şimdi devam edeceğiz. Bir parantez açacağım, hemen kapatacağım. Arada duydukları öksürük sesi benden geliyor. Mikrofonu kapatsam da önünü geçemiyorum. Şimdiden özür diliyorum. Hani o parazit benden geliyor. Ama hani bu da hayatın gerçeklerinden. Tamam. Şimdi şöyle dışarı çıktığımız zaman sanıyorum biz Adana'da yaşadığımız için özellikle de Turgut Özal'a çok yaşadığımız için. Şimdi ben mesela böyle yürüye geldim. Hava güneşti. Sağıma soluma baktım. Yani insanların %50'si öksürüyor. Ya da böyle burnunu çekiyor falan. Öyle bir salgın var. Bu da çok doğal. Yani insani şeyler, insani durumlar. Evet. Yine de belirtmek istedim. Bir sıkıntı yok. Yani karizman çizilir mi bilemiyorum işte. Yani o durum o var. O kaygım var. Yani yarın beni dinlemekten vazgeçerlerse ben ne yaparım? Ben mikrofonsuz yaşayamam. Yok. Bu arada mikrofon nerede? Dışarıda sanırım. Evet. Onu da üçüncü bölümde alırız. Evet, seni dinliyorum Kudret abi. Evet. Geçen hafta neler oldu? Geçen hafta neler oldu? Şöyle bir bakayım. Şeyi değişiyorum ben. Notlarıma ulaşmakta sıkıntı mı yaşıyorsun? Evet. Ne yazık ki radyo heyecanı yaşıyorum sevgili dinleyiciler. Evet, herhalde bu hafta bir konuğumuz daha var demiştin. Sonra önümüzdeki günlerde tekrar konuk olacak sanırım. Sanırım ben Perşembe günü konuk edeceğim. Normalde bu hafta evet. Konuğumdu ama senin de sayfanda konuktu diyelim. Nursel Yıldırım, ressam Nursel Yıldırım. Aynı zamanda öğretmenmiş kendisi. Pek tanışamadık. Onun için fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Hı hı. Ama resimlerini gördüm. Konuya yaklaşımını gördüm. Nursel Yıldırım işte Kayseri'de doğup, Kadirli'de büyüyüp, hı hı. Şu an Adana'da yaşayan bir öğretmenimiz, bir ressamımız İlköğretim Okulu'nda. Geçtiğimiz hafta Açesle Sanat Galerisi'nde bir resim sergisi açtı. Yağlı boya resim sergisi. Evet, o yağlı boya çalışmalarını gördüm. Oldukça hoş çalışmalar. Köşende yer verdiğin evet. Resimler ona ait, değil mi? Ona ait. Güzel evet. Resimler. Evet. İnsan portreleri mi deniyor? Ne deniyor bunlara? Şimdi bunlar tür olarak değişiyor. Yani burada insan figürlerini ön planda görüyoruz. Yani şimdi şu anda gördüklerimiz. Kendisi natürmort çalıştığını söylüyordu ama ben o natürmorttan biraz burada uzaklaştım. Burada bal kabağı mı var? İşte o eğer o bir natürmort oldu. Ama o tek başına olsaydı ama orada bir insan var. Evet, o zaman çok natürmort yani o insanın daha canlı. Düşünmek lazım. İşte peyzaj desek, manzara peyzaj desek daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Genellikle tonlamalarda başarılı, güzel, hoş. Ben tabii eleştirmen değilim. Yani sadece çalışmaların hoşuma gittiğini söylemek istiyorum. Bir süre daha devam edecek bu sergiye 7 Aralık'a kadar. 7 Aralık bugün ayın kaçı? Bitti.
Bitti o zaman. Tabii, bugün 12'si. Ha, bugün... Yok 12'si bugün. Yok pardon, özür diliyorum. 7'si de açılıyor. 7 Aralık'ta açıldı sergi. 16 Hı-hı. Aralık'a kadar tamam. AÇS'de devam edecek. 4 günümüz daha var. Evet. Gerçekten de Nursel Hanım'ın çalışmaları hoş. Kendisine başarılar diliyorum. Bundan sonra elbette ki yeni aşamalara geçecektir. Yani bu birebir çalışmalardan sonra yeni tarz arayışlarına geçecektir. Doğal olarak öyle sanıyorum ben. Başarılar diliyorum. Ben gerçekten beğendim. İkinci kişisel sergisi olmasına rağmen hani. Evet, ama çeşitli karma sergileri de çalışmış ve çok emek vermiş bu sergiye belli. Yani bunlar emek isteyen işler. Elbette. Çok emek isteyen işler. O emeğini esirgememiş. Aynı zamanda tabii emeğin deneyim, eğitim ve bilgiyle yani daha doğrusu bilgi oraya giriyor. Bütünleşmesi gerekiyor. Yani yeteneğin de olması elbette, gerekiyor tabii. İşin içerisinde. En azından sanat sevgisinin olmasını. O saç ayağından bir tane eksik olursa olmuyor işte. Evet. Dediğin gibi. Olmuyor. Ben maalesef. Burada olsaydı kendisine şunu sormak isterdim. Burada resmettiği şahıs acaba kim? Sanki evet. Birisinden esinlenilmiş gibi. Çünkü çok karakteristik bir yüz ifadesi var. Evet. Hani birisine benziyor. Yani birisine elbette benziyordur ama kim çok merak ettim. Geldiğinde onu soracağım. Bakın yani, mesela bu öyle değil. Hollywood yıldızlarına benziyor. Evet. Hollywood yıldızı. Yani 80'li Hı-hı. yılların 90'lı yılların. Balıkçı krala benzetmiyor. Evet. Onların karakterlerine benziyor. Andırıyor. Evet. Yani Hollywood'da son dönemini yaşayan yıldızlar da var. Erkek yıldızlar. Clint Eastwood'u andırmıyor mesela. Clint Eastwood'dan çok ben Kevin Costner. Kevin Costner. O kadar yaşlandı mı canım Kevin Costner? Tabii yüzü gözü bu kişiden daha kırışık. Fakat işte sakal eklediğinde olabilir. Daha farklı bir. Tabii sakal eklediğince Kevin Costner görebilirsin. Tabii herkes kendine göre birisine benzetebilir. Ama yok dediğin zaman şimdi benzetebildim. Evet. Sakal eklediğim zaman. Evet. Şimdi bir sergi daha vardı. Hı-hı. Geçen hafta 8 rengi orada çektik. O programda yayınlandı. Asuman Barka Sevdin'le onun sergisi. Asuman Barka Sevdin'le kimdir? Şöyle geçmişine dönelim biraz. Burada fazla yer vermedim. Belki bu hafta verebilirim. Daha önce rahmetli Ahmet Akata'nın öğrencisiydi. Hı hı. Ondan kurslar alıyordu. Ahmet Akata da Adana'nın önemli ressamlarından birisiydi. Onda 10 yıldan fazla oluyor kaybedeli. Onun öğrencisiydi. Sonra akademi okumaya karar verdi. Akademik eğitim almaya karar verdi Asuman Barka Sevdin'le. Ve Çukurova Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim aldı. Mezun oldu. Ve çalışmalarını geliştirdi elbette. Çok farklı bir tarz uygulamaya başladı. O mezuniyetten sonra bir de şey açtı. Özel galeri açtı. Birkaç yıl devam ettirdi. O galeriyi. Çok önemli isimler getirdi Adana'ya. Bedri Baykam getirdi mesela. Sergisini açtı. Aynı zamanda Bedri Baykam'ı da getirdi. Nazım Hikmet'in hapishane arkadaşı Balaban vardı. Nazım Balaban oğlunun adıdır. Oğlu da ressam. İbrahim Balaban onu getirdi. İşte birkaç ressamı daha getirdi. Önemli ressam. Adana'ya bir şeyler kazandırmaya çalıştı. O özel galeri birkaç yıl devam etti. Sonra Asuman Hanım bazı özel nedenlerden dolayı ailevi rahatsızlıklar söz konusu olunca annesinin rahatsızlığı veya başka şeyler bir süre uzaklaştı sanat camiasından. Şimdi yeniden çıktı. Aramıza katıldı diyelim daha doğrusu. Ve Korar Sanat Galeri'de bir sergi açtı. Geçtiğimiz hafta 6 Aralık. Hı hı. Yani Nursel Hanım'da değil mi? Evet. Onun sergisinden bir gün önce o sergi açıldı. Ya da aynı gün. Tam şey yapmıyorum. 6 Aralık akşamı bir gün önce. Günleri karıştırabiliyorum. Olabilir. Çok doğal. Çok doğal oldu herhalde yani. Çok tarih var çünkü önünde. Evet. Şimdi
Asuman Barka sevdiğinde Asuman Hanım çok okuyan bir insan. Yani çünkü çağdaş resim yapabilmek için resim konusunda ya da sanatın diğer alanlarında kendini geliştirebilmek için sadece resim teknikleri konusunda eğitim almazsın, yani çalışmazsın, okumazsın. Yan konularda değinmen gerekir. Onları da okuman gerekir. Tarihi okuman gerekiyor. Tarihi çok okuyan bir insan bildiğim kadarıyla. Zaten bu sergisi de tarihin izlerini taşıyor. Yani o çivi yazısından falan örnekler var. Resimlerinde, kabartma resimlerinde. Çünkü kabartmalardan oluşuyor çalışmaları. Resimler tuval üzerine. Tarihin derinliklerinden bazı izleri bu sergiye taşımış. Orada da sergiliyor. Hoş çalışmalar. Ben entelektüel yanlarını takdir ediyorum Asuman Hanım'ın. Bu sergide 20 Aralık'a kadar devam edecek. Korar Sanat Galeri'de görebilirler. O da Ziya Paşa'da, Çifteminare yakınlarında. Fakat Ziya Paşa üzerinde, Ziya Paşa Bulvarı üzerinde. O galeriye gidip Asuman Hanım'ın çalışmalarını görebilirler sanatseverler. Yanı sıra işte bu gene Çukurova'da, Adana Çukurova'da işte halk eğitimin verdiği kurslara katılan bir hanımefendiyi tanıttık. Sevgi Altun 1958 yılında doğmuş. Sonra işte devlet memuru olarak görev yapmış. Yüksek okulu bitirdikten sonra. Emekli olunca da pek çok sanat dostu gibi resim yapmaya başlamış. Oradaki ücretler de kurslar da ücretsiz. Bu Çukurova'nın eğitim verdiği yerde. Orada Nuray Bozkuş'tan eğitim alıyor öğrenciler. Yani hayat böyle devam ediyor. Bir de bir sergi daha açılacak. Art Trio grubu diyeyim ben. Art Trio tam açılımını falan bilmiyorum da Art Trio galiba İtalyanca'dan geliyor. Trio Üçlü, üç, üçlü. üçlü Üçlü. art sanat 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 Art üçlüsü. Trio ama Trio'yu nereden almışlar? Mesela evet Yani İtalyanca olabilir. İtalyanca hani Evet. trio dediğimiz mesela Evet. klasik müzik triosu Carreras, José Carreras, Pavarotti mesela üçlü trio derler. Bu da onun gibi. Burada öyle Art Trio grubu oluşturmuş üç arkadaşımız. Yalnız bunlar sanıyorum İstanbul'da yaşıyorlar. Mümin Candaş, Mehmet Hacı Fetahoğlu ve Orhan Zafer. Üçü bir grup oluşturmuşlar. Daha önce Allegori başlığı altında bir sergi açmışlar. Bu da üçüncüsü oluyor. Yani İstanbul'da, Ankara'da sanıyorum. Şimdi Adana'da açıyorlar sergilerin üçüncüsünü. Tabii son dönem çalışmaları yer alacak arkadaşlarımızın bu sergide. Gününü söylemiş miydik? 16 Aralık Evet. Cumartesi. Yani önümüzdeki Şimdi cumartesi başlıyor. saat 16'da sergi açılacak. Fakat ondan yarım saat önce bir söyleşi yapılacak. Bu genelde yapılıyor. Ya Çalıştay türü workshop dediğimiz türde durumlar olabiliyor. Ya da söyleşiler yapılabiliyor. Karşılıklı sorular alınıyor, veriliyor. Bu sergilerin açılışlarında ya da devamında olabilecek şeyler. Bu sergide galiba 5 Ocak'a kadar devam edecek. Evet. Öyle sanıyorum ben. Yeni Evet. yılın ilk günlerine kadar devam edecek. Evet. Devam edecek. Bunun dışında Murat Günaydın adlı arkadaşımız var. O da fotoğraf çekiyor. Elazığ'a gitmiş geçtiğimiz günlerde. 5 Aralık Salı günü. İşte orada sunum ve söyleşi yapmış. Yani sunum işte çeşitli fotoğrafların sunumunu yapmış. Arkada büyük perdeye yansıyan görüntüler ve fotoğraf hakkında, fotoğraf sanatı hakkında bilgiler vermiş. Ya da içerik hakkında yani konu hakkında bilgiler vermiş Murat arkadaşımız. Konuyu şöyle seçmiş. Ona konsept falan da deniyor. Bir sürü şeyler Evet, söylemiş. içerik konsept. Evet. Kavram demek bu. Tam karşılığı aslında kavram demek.
konseptin. Bit Pazarı sinema evi belgeseli, ki ben sinema evi belgeselini görmüştüm. O sinema evinden de çok bahsetmiştik, biliyorsun. Bir arkadaşımız kendi gayretiyle açmıştı. Bunun belgeselini çekmiş Murat Günaydın. Kahvehaneler ve çay ocakları. Yani çay çok seviyor arkadaşımız. Her zaman çay içer. Siyah beyaz çok güzel fotoğraflar çeker. Çeşitli yerlerde söyleşileri devam ediyor. Sunumları devam ediyor. Başarılı bir arkadaşımız. Başarıların devamını diliyoruz. Yalnız biraz fazla yoğun çalışıyor. Yüzünün eskitmesi iyi olur diyorum ben buradan, eğer dinliyorsa, duyuyorsa. çünkü şeyde o da çok tadını kaçırır. Elbette. Elbette bilgilerini paylaşması çok hoş bir şey. Güzel bir şey. Takdirle karşılıyorum. Fakat arada bir es vermekte fayda var. Yani sen de farkındaysan ben senede bir es veriyor, bir sene es veriyorum. Ne olur biliyor musun? Bir kısır döngüye girersin. Bir süre sonra kendi tekrara kadar gider. En sonunda başarısızlıkla sonuçlanır. Ama bir ara verip yukarıdan bir kendine bakıp ne yapmışım, ne yapıyorum ben, ne yapmalıyım diye şöyle bir yukarıdan bakmalı kendisine. Bir ara vermeli, dediğin gibi bir soğumalı, bir dindirmeli. Şimdi şeyleri aslında bir şair sözcükleri yorabilir. Çok şiir yazarsa sözcükler yorulabilir. Bir denemeci işte o konu üzerine yoğunlaşıp sürekli deneme yazıları yazarsa yine orada bir yorgunluk olabilir. Çok sık roman yazıyorsa tabii yani roman dilini yorar. Tadı kaçar. Yani Kemalettin Tuğcu'nun kitaplarına benzer ki ama güzeldi yani, yine de Kemalettin tekrara düşer. Bazı şeyleri böyle şey eslerle devam ettirmekte fayda var. Yani bir yönetmen çok film çekiyorsa ne olur? Yani senede 4-5 film çekiyorsa kalitesi düşer muhakkak. Evet. Mesela bütün zamanların en iyi oyuncusu kimdir? Birkaç oyuncu sayılabilir fakat bu sıfat en çok şeye yakıştırılmıştır. Robert De Niro'ya. Robert De Niro Baba filmiyle parladı biliyorsun. Çeşitli Oscar'ları var. Fakat çok film çeviriyor. Yani bir dönem çok şikayet edildi. Üstelik Robert De Niro dev bir isimdir. Fakat bazı filmlerde küçük roller alır. Ya da yan roller alır. Yan roller alır. Öylece sürdürür. Filme güç katar. Fakat o kadar da eskitmese kendini diyorum ben. Çok daha iyi olur. İşte yani Robert De Niro'ya yani duyacak mı adam? Duymayacak. Ya ama şu, işte şu anda Radyo Başkent dinliyorsa duymuştur. duymuştur. Şeydir. Örnek veriyoruz. Örnek veriyoruz. Evet. Yani şey yapmamakta fayda var. Fazla yüzünü eskitmemekte, yormamakta fayda var. Biraz es iyidir. Her zaman için. Bizler için de iyidir. Çünkü bir dediğim gibi bir kısır döngüye girebiliriz bu yüzden. Yukarı çıkıp yani onun dışına çıkmamızın tek yolu da nedir? Biraz ara vermektir. Mesela yazın programlarına ara veriyorsun Emrah'cığım. Evet. Ya da programlara ara veriliyor. Bir o yorgunluk giderici durum. Elbette. Program geliştiriyoruz. Daha iyi nasıl yapabiliriz? Düşünebiliyorsun. Düşünme fırsatı buluyorsun. Aynen öyle. Kitaplar okuyorsun. Tabii. Araştırmalar, gözlemler. Bir de işte bu hafta hangi programı yapacağım, nasıl yetiştireceğim, hangi konsepti kullanacağım kaygısı olmadan rahat hareket ettiğin için daha güzel yaklaşabiliyorsun hayata ve gelişime. Hayatın gelişimi. Çünkü gelişim hiç bitmiyor. Kesinlikle. Gelişim hiç bitmiyor. Ya ölene kadar bitmiyor hatta. Sen galiba biraz şarkılardan mı bahsedecektin gibi geliyor bana. Ben şarkılardan bahsedecektim ama bunun için bir diğer bölümümüze geçmeyi bekliyorum. Hani bu bölümde biraz daha zamanımız var diyorsun yani. Tabii elbette biraz daha zamanımız var. Evet. Bir sonraki bölüme saklıyorum. Şimdi bir sonraki bölüme birazdan geçelim. Şimdi aradan bahsettik. Yani bir ara vermek lazım. Evet, programlara, zamana, çalışmalara. O zaman bir ara verelim mi? Tabii canım. Program ne kadar? 1 saat 15 dakika mı? Yani evet. 1 saat 15 dakika. Aralıksız konuşursak biz yorarız insanları. İşte yormamak için. Yani 8. renkte de konuşuyoruz, söyleşi yapıyoruz ama araya resim klipleri atıyoruz. Yani sen tabii, o çok önemli. Montajı
Tabii. Bunu programı renklendirmek bir farklılık, bir canlandırma denir. Bunu Sema Hanım da programlarında sık sık kullanır. Evet. Onun sözüdür. Hani araya bir şeyler koyun. Bir şey mi tanıtıyorsunuz? Bir isim mi tanıtıyorsunuz? O ismin sözlerini, seslerini, bir şeylerini verin. Hani sanat, ne bileyim, film oyuncuysa oyundan rolleri, şairse şiirinden parçalar, şarkıcıysa şarkılından parçalar, ne de araya sıkıştırarak oyunu renklendirmek, daha doğrusu bölümü renklendirmek. Keza senin de yaptığın o. Çok doğru. Aralara atılan resimler, bizim programlarımıza atılan şarkılar. Bunlar şey değil. Öf, sıkıldık, konuşmaktan yorulduk, hadi araya bir şarkı atalım. Değil. Bu çok klasik bir söz gibi gelebilir ama biz bunu yaparken amacımız hani hem araya bir şarkıyla bir rahatlama, dinlenme. Evet. Bizim için de hani bir rahatlama vesilesi diyebiliriz. Bu şeyde, resimlerde de böyle bir şey söz konusu, biliyor musun? Bir dillendirici alan gerekiyor mutlaka bir resmin kompozisyonunu oluştururken. Bir köşede, bir yanda bir boşluk olacak ki izleyici figürlere bakarken, o resme bakarken çok yorulduğunda o espas bölümünde dillendirici alanında dinlenecek. Sonra resmi incelemeye devam edecek, edebilecek. Kesinlikle. Biz de bunu amaçladığımız için o zaman izninizle bir araya gidelim tırnak içerisinde. Büyük bir keyifle. Bu arada biz bir kendimizi bir değerlendirelim. Evet, Sanat Aşkına devam edecek. Israrla her programda hatırlayabildiğim kadarıyla diyorum ve diyeceğim ki bu filmi mutlaka izleyin. Bazı filmler sadece film değildir. Hani bir söz vardır, futbol sadece futbol değildir gibi. Sanat zaten sadece sanat değildir. Birçok anlamı vardır ama sinema sadece eğlenmek, hüzünlenmek, dinlenmek için değildir. Hayatta farklı bir bakış açısı katabilmek içindir. Normalde Hollywood filmlerinde çok böyle şeylere rastlamayız. Hollywood genelde insanın beynini işte uyuşturur derler. Genelde bir konuya ya dikkat çekmek için, ama çıkar için, ya da dikkatlerden kaçırmak için, dikkat dağıtmak için filmler çekildiği söylenir. Hollywood'un çok da böyle hani albenisinin olmaması gerektiği söylenir. Popüler olduğu içindir belki de, ama en iyi çıkardığı işlerden bir tanesidir Forrest Gump. Israrla da ısrarla üzerine basa basa söylüyorum. Çok vardır ilginç başka bir hikayesi. Yani filmleri biliyorsun, yani babayı Mario Puzo'nun babası. Evet. Ama biraz Avrupa sinemasında. Gerçi her ne kadar... O film değil. Biliyor musun? Baba filmi şey... Konudan konuya atlıyoruz gene. Baba filmi... Bugün konumuz bizleriz zaten. O da zaten sinemada sanattır. Rıhtımlar Üstünde filmiyle Marlon Brando Oscar almıştır biliyorsun. Türkiye'li Elia Kazan, onun yönettiği film. Oscar almıştır. Ondan sonra işte bir süre için sinemada tutmuştur. Hı hı. Fakat setteki kaprisleri, şunları bunları filan 60'lı yıllara gelince, ki Marlon Brando 50'li yılların daha çok yıldızıdır. 60'lı yılların sonlarına doğru artık film teklifleri almaz. Almamaya başlar. Çünkü gişe düşmüştür. Hı hı. Marlon Brando da. İşte o Gemide İsyan filmi falan vardır orada. Yani orada çok detaya girmek istemiyorum. Detaya girince işin içinden çıkamıyoruz. Marlon Brando'ya bir sürü film verdi. Ki Al Pacino da Marlon Brando için şunu söylemiştir. O sinemanın ilahıdır. Elia Kazan da bir ara Türkiye'ye geldiğinde bir röportajda söylemişti. Biz Marlon'a bir rolü veririz. Hı hı. O kendi bildiğini okur. Ama ortaya muhteşem şeyler, evet, çıkarır. Evet, elbette. Kesinlikle. Çok özel bir oyuncudur Marlon Brando. Ayrıca her dönem, çok yani gençlik döneminde de, orta yaş döneminde de ve yaşlılık döneminde de, her döneminde ayrı farklı güzellikte eserler. Evet. Ortaya çıkıyor karakterler. O babanın öyküsünü çok kısa anlatayım ben. Çünkü senin de anlatmak isteyeceğin şey vardır. Bu beni etkilemiştir. O baba romanını okudum ben. Bu roman ayrı bir tat, film ayrı bir tat. Biliyorsun ve bahsettiğim dönemde o filmden önce gişe düşüşü yaşamıştır. Hollywood dışlamaya başlamıştır Marlon Brando'yu. Bu arada çok büyük bir prodüksiyon ortaya konulacaktır. Nedir? Baba. Mario Puzo'nun çok okunan Baba adlı romanı,
sinemaya uyarlanacaktır. Marlon Brando der ki bu rolü ben almak istiyorum. Yani ben şey yapmak, babayı ben oynamak istiyorum. Yapımcılar kabul etmez. Fakat filmin hem senaristi hem roman yazarı Mario Puzo ısrarla der ki hayır bunu şey oynayacak Marlon Brando. Marlon Brando hatta kendi cebinden deneme çekimleri yaptırır. Ağzının içerisine pamuk koyar. O yaşlarda çünkü daha gençtir. Ağzının içerisine pamuklar koyar falan. Böyle çok güzel bir performans ortaya koyar. En sonunda kabul ettirirler. Marlon Brando Baba filmini başarıyla sonuçlandırır ve büyük bir gişe yapmıştır. Sinemaya da büyük bir yenilik getirmiştir. O onun kurtuluşudur. Ondan sonraki süreçte ne olmuştur biliyor musun? İşin ilginç yanı. Daha önce yapımcılar film vermezken, rol vermezken Marlon Brando'ya, Marlon Brando ondan sonra oynayacağı her film için her saniye göründüğü, ekranda göründüğü her saniye için bunu okumuşsundur, duymuşsundur. Her saniye için para ister. Özellikle Superman filminde. Yani ilk Superman çevrildiğinde ya da yani ilk ciddi anlamda 78-79 yılında çevrilmişti demeyeyim. Yapılmıştı. Superman filmi yapıldığında. Hatta Marlon Brando bu sefer de o rolde oynamak istemez. Superman'de rol almak istemez. Fakat Mario Puzo'ya bir borcu vardır. Geçmişten. Baba filminde oynamasını sağladığı için. Superman'in senaryo yazarlarından birisi de Mario Puzo'dur ve gider Marlon Brando'yu ikna eder. O da der ki ben göründüğüm her saniye için para alırım bu filmden. Ve filmde çok kısa bir rolü vardır biliyorsun. İlk Superman'i izlediysen 78 yapımı 77-78 döktürür. Rolünü döktürür. Tabii artık parasını da alır gider. Ama o paranın hakkını da verir. Evet ve filmde de en başa yazarlar onun adını. Yani küçük yanında da iyi bir oyuncu daha vardır ama. Gene Hackman. Gene Hackman. Evet. Superman. Hayır o da kötü adam oynayan. Superman'i kim? Superman'e ilk o cılız bir adam geliyor. Evet ilk seçiyorlar. Christopher öldü o. Evet evet. Boynu kırıldı. Atan düştü. Tamam felçten dolayı ölmüştü. Tamam. Dur ben hatırlamaya çalışıyorum. O çok çabuk unutuldu bak. Evet bu yüzden belki de. Hadi bakalım şimdi. Evet. Bunu bir yandan da internetten bakıyorum. Christopher. Bir sonraki. Efendim? Evet. Reeves. Christopher. Tamam. Caner imdadımıza yetişti. Teşekkürler evet, Caner. Teşekkürler. Yoksa teşekkürler. Program bitmez. Evet. Benim böyle takıntılarım vardır. Aklıma takılırsa uyuyamam. Yani o ama o şeydir. Onun ilk sinema macerasıdır. Hollywood macerasıdır. Onun için tabii bunlar da filmin adından önce yazılır ya isimler. Tabii. Şeyde Hollywood filmlerinde ya da bazı filmlerde. Bunun sonra yazılır Superman'ın adı. Superman zaten o Christopher Reeve miydi? Reeves. Evet. Reeves olması lazım. Reeves mi? Caner bir yandan internette S yok mu? Tamam. Keanu Reeves. Ben yaşlanıyorum. Yaşlanıyorum. Caner sen buraya gelsene. Yer değiştirelim. Evet evet. Neyse o da 2-3 filmde oynar. Tabii şımarır ister istemez. Christopher konudan konuya da atlıyoruz bu arada. Atlamıyoruz. Sanatın içerisindeyiz şu an hala. Zikzak çiziyoruz. Ama sanatın içindeyiz. Sanatın içinde oradan kurtarıyoruz. Zikzak çiziyoruz. O da Superman rolü üzerime yapışmasın diye o da kapris yaptı. Bir film çekiminde sanırım attan düştü, boynunu kırdı, felç ve genç yaşta vefat etti. Yani öyle bir durum. Evet. Seninle buradan şunu anlıyorum. Seninle de çok güzel sinema sanatın sinema dalıyla ilgili bir program yapılabilir. Yani sinema konuşulabilir. Sinemanın sende de çok hikayeler var çünkü. Yani bana kadrajlardan falan sormazsan magazinsel yönü. Teknik değil. Asla teknik konuşmayız. Evet. Sinema hayatsa sana hayattan sorular sorarız. Yani sinemayla doğmuş bir adam olarak sinemanın dibinde 3 aylık kendi almış bu amcasının sinemasını. İster istemez ilgi duyuyor insan. Bu arada Robert De Niro demişken Robert De Niro ikinci filmde bölümde Francisco da Coppola'ydı galiba. Evet, Coppola. Coppola. Babanın Marlon Brando'nun gençliğini
Don Corleone'ydi galiba. Bu arada alttan şey müziği geliyor mu? Babanın müziğin geliyor mu? Gelmiyor. Gelecek. Hazırlıyor mu? Tamam. İşte sürpriz budur. Evet. Bravo Caner. Demin bahsettik ya Robert De Niro'dan. O gene geldi buraya, ulaştı. Onun gençliğini geçmişe göndermeler yaparak canlandırır. Robert De Niro. Oradan bir çıkış yapar. Evet. Biz bu konuya nereden geldik onu ben bu unuttum. Konuyu düşünüyorum şimdi. Nasıl geldik biz? Çukura nasıl düştük? Robert De Niro'dan geldik de oraya nereden geldik? Marlon Brando'ya nasıl geldik biz? İşte yani bu programın bu özelliğini çok seviyorum. Yani program konu dahil olarak programın içerisindeyiz. Yani ne derler? İçeriğimiz evet uygun. Daldan dal atlamamız güzel ya, ama hepsi rıhtımlar hayattan üstüne bir parça. Evet, rıhtımlar üstüne. Arada Paris'te son tangoyu atladık. Caner bir dakika şimdi. Ah evet, alttan bu arada sana dinletim, şu an kulaklığımızı takmıyoruz ama biz konuşurken alttan böyle ya müthiş özledik değil mi? Gerçekten özledik. Yeni nesil bunun değerini bilmiyor Kudret Hocam. Evet. Gerçekten bilmiyor. Yani şunu izlememiş bir 17-20 yaşındaki bir insan ben açıkçası fakat gençlere mutlaka bir eksiklik var demektir hayatında. Yani, şunu izlemediyse. Yani bizde hafıza eksikliği var. Yani ben kendim için söylüyorum özellikle. Yani ben de hafıza eksikliği olabilir ama bazı gençlerimizde, genç oyuncularımızda saygı eksikliği olabiliyor. Şimdi kelebek ödülleri dağıtıldı. O çok fecaat. Evet. O çok kötü bir şeydi. Ya Enes Batur diye birisine ödül vermişler. Ben dönüp bakmam bile. Hani YouTube'da bazen denk geliyor. Hani YouTube'da karşıma çıkmasın diye YouTube'un dilini değiştirdim. İngilizce, Fransızca, Almanca. Ki hani öneride bulunmasın Enes Batur gibi böyle saçma sapan şeyleri, kalkıp ona ödül vermişler. O altın kelebektir ki Zeki Mürenlere, Ajda Pekkanlara, Müzeyyen Senarlara ödül vermiştir. Ve Hale Soygazi'lere vermiştir. Tabii. Şöyle oraya geleceğim. Hale Soygazi bu neslin bildiği bir oyuncu değil. Eski filmlerini izliyorlarsa, çünkü şimdi şu anda 60-70'e yakın. O başka konularla gündeme geldi. Ales Soygazi iki genç oyuncuya ödül veriyor. Hani birileri yani şey çıktı, Tarkan'a ödül verdi ya Cem Yılmaz. Burada da şey çıkıyor. Ales Soygazi ödül veriyor iki genç oyuncuya. İsmini ben bilmiyorum. Ben tanımadım, bilmediğim isimler. Ve bir nezaketen bir teşekkür ederim bu kadın geçmişi. Kadının adı yok gibi bir filme. Filmde rol almış, cesaret göstermiş bir oyuncudur Hale Soygazi. Diğer filmlerini başka bir yana bırakalım. O size ödül veriyor. Bu sizin için onurdur. Ey gençler, daha sizin adınızı bilmiyorum. Elbette. Değil mi? Yani bir teşekkür ederim. Bunu yazmışlar da, gündeme de getirmişler gazetelerde. Ben de katılıyorum. Yani Yeşilçam'ın bu emektarlarına, geçmişe damga vurmuş oyunculara teşekkür biraz eksik. Çok eksik. Şimdi kalıyor. Ben gerçekten utanıyorum demeyeyim. Şimdi birden ağlama duvarına döndü program ama şunu söylemekten çok haz etmiyorum. Fakat gerçekten doğru bir tespit. Bu dönemde ergenliğimi yaşamadığım için çok mutluyum. Benim ergenliğimde yani 17-20 yaşlar arasındayken çok ünlü isimler tanıdım, dinledim, izledim, okudum. Bunlarla gurur duydum. Ama şimdi baktığımız zaman insanlar birbirlerini parçalıyorlar. Kim için? Sadece YouTube'da bir kanalı olan bir çocuk geliyor işte Adana'ya. Bütün kızlar erkekler üzerine parçalıyor. Çok anlamsız, çok kayıp bir nesil. Bir de benzer bir isim. Enis Batur gibi ünlü bir edebiyatçının adı. Tabii. Gibi. Ah sormayın. Ya keşke yani onda belki de, bir... belki de sahte isimdir. Belki de bilmiyorum. Enis Batur. Bilmiyorum ama hani sonuç olarak ne veriyor? Yani oyun izleyip oyunu yorumlamaktan ve bunu izleyen insanların olduğunu düşünmek çok ilginç. Böyle bir ortamda nasıl sanat beklersin, nasıl sanata saygı beklersin? Deli gibi dizi izliyorlar. O diziler yeniden kaldırıyor, yeni diziler. Aha, dertlendim hocam. Bu program böyle bitmez. Bu program böyle bitmez. Program böyle bitmez. Şimdi bir antibiyotik daha lazım. Bir antibiyotik daha lazım. Sinir hapı lazım. Yani başka türlü olmaz. İşte programımızın da sonuna geldik bu arada. Evet. Senin bir kere daha konuk edeceğim ben programıma. Tamam, bir kez daha ben gelirim. Bugün programımızda birbirimizi konuk ettik. Fakat şu hala ben şuradayım Emre. Biz bu Marlon Brando konusuna nasıl girdik ya? Ben onu dinleyeceğim. Bu ara sevgili dinleyenler. Çünkü ilk defa bu kadar çok fazla uçtuk. Yani daldan dala. Normalde diğer programlarımızda öyleyiz. Ama dediğim gibi bir bütünlük içerisindeyiz. Hayat gibiyiz. Hani hep muhakkak bir bağlantılı, ilintili bir şekilde daldan dala konuyu özlerken konu konuyu açıyor diyelim daha.
mantıklı oluyor. Evet. Ona nasıl geldiğimizi YouTube'dan yükledikten sonra YouTube'a program. Tamam. Bakacağım, analiz edeceğim, senede paylaşacağım. Yani hesabında 15 gün sonra veririz ya da pazar günü bağlanırsan. Elbette. Pazar günü olabilir. Bir sonraki programımızın konuğunda şimdiden yine söyleyelim. Selçuk Akküse, Doktor Selçuk Bey. Doktor Selçuk Akküse konuğumuz olacak. Gene kaytarmazsa kaytarabilir. Reçete yazacağım diye yani bahane uydurabilir. Yok, zorla getireceğiz. Mahkeme kararıyla. Ya da program kararı. Bir doktor bulur götürürüz. Kesin. Selçuk bize doktor götürürüz. Mu yok? Selçuk hocam bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Olabilir. Bu arada şey diyordum, Robert De Niro'da hani ilk bölümde şey demiştik ya, bizi de dinliyorsa falan diye bir müddeden takılmıştık. O Değirmen'i dinliyormuş Sema Erdoğan. Vallahi. Değirmen hayranı olur kendileri demiş. Bizim programımızı da dinler. Ayrıca saygılarımızı sunuyoruz. Valla bizimki ikinci planda kalacak. Değirmen dinliyorsa bizi dinlemez. Kesinlikle dinlemez yani. Böyle de Değirmen reklamını yapmış olduk. Evet sevgili dinleyenler, benim diyeceklerim bu kadar. Enis Batur şair, sizin eleştiriniz. Enes Batur dedim ben. Enis Batur. Sen bir dakika. Enis Batur şairdir, edebiyatçıdır. Ah ben Enes Batur ve diyorum zaten. Ha. Bu da Enes Batur. Hmm. Bunun adı da Enes Batur, tamam. Ve bu kadar bir harf arada fark var. Belki adamın gerçek adı o değildir. Anladım. Yani ünlü bir isim ama herkesin bildiği bir isim de değil Enes Batur. Yani çok seçkin edebiyatla ilgilenen seçkin kişilerin bildiği. Bir şairdir. Belki oradan, belki de gerçek adıdır. Bilmiyorum yani. Bilmiyoruz. Bilemeyeceğim. Belki Rumuz da olabilir dediğin gibi. Kesinlikle. Evet, öyle bir şey. Ama dediğim gibi sonuçta çok daha faydalı şeyler. Enis Batur hayranı da olabilir. Bilmiyorum. Yani adamın ne yaptığını da bilmiyorum ben. Çok da önemli bir çok şey. Da ilgilendirmiyor. Çok da ilgilendirmiyor. Çok da ilgilendirmiyor. Evet. Güzel, dolu dolu bir program geçti mi? Vallahi evet. Ben hala şeydeyim. Taktım. Tamam. Hemen program biter bitmez. Geçeceğiz. Şimdi son olarak ben hani programın birinci bölümün sonunda demiştin ya, şarkılar ve aslında tabii, şarkılar ve tabii hikayeleri Selçuk hocamızla, yani Selçuk Akköse ile birlikte evet yapacağımız bir etkinlik, bir program. Evet. Ama ondan çalıyorum bunu. Rol çalıyorum, rol kapıyorum ve çok sevdiğim bir şarkı. Öyküsüyle birlikte ardından şarkısını dinleyebiliriz. Evet, Beatles Caner. Sonra sözü sana bırakacağım. Her zaman olduğu gibi. Kapanışı yani seninle deneyeceğim. Yapalım. Deneyeceksin. Evet. Şimdi duyuyor muyuz? Fonda. Fonda duyduğunuz şarkı bilindik bir Beatles eseri. Bu eser aslında Paul McCartney'nin rüyasında bestelendi. Bir sabah Paul McCartney dilinde bir melodiyle uyanır. Parçayı kendi kendine tekrarladıkça bunun başka birileri tarafından söylenen bir parça olduğu hissine kapılmaya başlar ve sonunda grup arkadaşlarını çağırır ve dinletir. Onlar böyle bir parça olmadığını ilk defa duyduklarını söylerler. Ancak sözleri ilk söylendiğinde "sahanda yumurta, bayılıyorum yavrum o bacaklara" şeklindeymiş. Nereden nereye gelmiş bak şarkı. Bestesinin daha önce yapılmadığına ikna olunca oturup şu anki sözleri yazmış Paul McCartney. Çok romantik bir şarkı ama sözlerinde, ilk sözlerinde işte "sahanda yumurta, bayılıyorum yavrum o bacaklara" diye saçma sapan. Enes Batur mu yazdı acaba sözlerini? Sonuçta böyle ortaya çok güzel bir şarkı çıkar. Böyle de ilginç bir hikayesi vardır. Fonda bu müzikte, bu şarkıyla sözlerime son veriyorum. Evet. Sevgili dinleyiciler, Radyo Başkent'teydik. Sanat aşkına buluştuk. Bugün konuğumuz gelmedi. Sevgili Emrah Yavuz'la birlikte, onun deyimiyle, onun anlatımıyla birbirimizi ağırladık. Yani körler sağırlar, birbirini ağırlar dedi. Evet, öyle oldu biraz. Ama yine de içi boş bir program olmadı sanıyorum. Bir şekilde bu programı da doldurmayı, sanatla doldurmayı, sevgiyle doldurmayı, barışla doldurmayı bildik sanıyorum. Ve diyorum ki, biraz önce söylediğim şeyler var ya, sanat, barış, sevgi. İşte onlarla kalın. Hoşça kalın.